dehşete kapılıyorum. Kavga kavga, her kavga kötüdür yani. Yani erkekler de kavga etse kötü, kızlar da kavga etse kötü. Ama biz anne babalar, evliliklerde de bu sıkıntı çok yaşanıyor. Kızlarımızı da iyi eğitemiyoruz. Baba ve annelere söylüyorum. Evlatlarımızı da, erkek evlatlarımızı da iyi yetiştiremiyoruz. Bu konularda hayli yanlış ve hatalı davranıyoruz diye söyleyelim. Şimdi evlilikten, evlilik arifesinden dönen o kadar çok insan var ki, evliliğin arifesinden, kapısından dönüyor. Çünkü anne ne diyor kızına? Kızım evleneceksin ama kendini ezdirme. Zaten ezilmesin de, ama söylenen şeyler böyle, kendini ezdirme. Sakın kaynanana kendini kaptırma. Kayınpederine karşı efendim her istediğini, kızım bana su getir, şu getir, bu getir. Ya biraz ağırdan al böyle. Delikanlının kafasında onu böyle bir sindir bakalım. Her şeyi eğer kontrol erkekte olursa, erkeğe böyle diyorlar, kıza böyle diyorlar. Kontrolü ötekinde bırakma diyorlar. Babalar, anneler maalesef, teyzeler, halalar belki bazen. Kızım bak, hayat zordur. Gideceğin yerde olumsuz şeyler görebilirsin. Eğer olumsuzluk çoğalırsa mutlaka haberimiz olsun. Senin yanındayız demek ayrı bir şey. Yanlışları kabul etme demek ayrı şeyi. İki taraf var. Bir kayınpeder, kayınvalide var. Bir gelin var. Bir damat var, kayınpeder ve kayınvalide var. İki hasım var sanki. İki düşman var. Halbuki iki hısım var. Birbirlerine yakınlaşacak ve gelin almakla, damat göndermekle iki aile arasındaki anlaşmazlıklar, yani iki yeni aile tanışıyor. Biri Kastamonulu, biri Sinoplu diyelim. İki aile birbirine dost ve kardeş oluyor. Akrabalık bağları çok önemli. Evlilikle, hani kanla gelen evlilik bağları var, sütle gelen, bir de evlilikle gelen kan bağları var, akrabalıklar var. Bu evlilikle gelen kan, akrabalık bağları çok önemli. İki güçlü aile oluşturacağına, iki hasım aile oluşturuyor. Sonra silahlara davranılıyor. Efendim, resleşmeler başlıyor. O onun hatasını, o onun hatasını. Hoş olmayan, çirkin olan sözler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar iyi şeyler değildir. Lütfen kızlarımıza kavga etmemelerini, daha nazik olmalarını, erkeklere, hanımına karşı daha şefkatli, daha sevecen, daha sevgili davranmasını söyleyelim ve iki tarafı birbirine uzlaştıralım. İki tarafı birbirine düşman etmeyelim. Eğer bunları düşman edersek bu ailenin geleceği olmaz. Bakıyorsunuz üç çocuğu var, iki çocuğu var. Üç ya da dört yıllık evlidir, mahkeme kapısında bekliyorlar. Ne var? Ufak bir şeyden dolayı büyütmüşler birileri. Fesatçılar var efendim. Ortalığı karıştırmak isteyen aileler arasında birileri var. Ailenin aleyhinde konuşuyor. Kıza gidiyor başka türlü, anneye başka türlü, geline başka türlü, kayınvalideye başka türlü, damada başka türlü. Bir bakıyorsunuz o güzelim aile çok umutlarla, ümitlerle, büyük paralar sarf edilerek, her evliliğin bir maliyeti var yani. Her nişanın bir maliyeti var, her düğünün bir maliyeti var, her kınanın bir maliyeti var, her yemeğin bir maliyeti var. İnsanların böyle çok 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 imkanları olmayabilir. Bütün hayatıyla, hayatı boyunca baba anne çalışıyor, anne sandık yapıyor, bohça diyorlar ya hani kız için, gelin kız için, erkek için bohça yapıyor anne, baba bohça yapıyor, gidip işte salon kiralıyor, para harcıyor, seviniyor, ümitleniyor, torunlarımı göreceğim diyor, evladımın mürüvvetini göreceğim diyor sonra. Birdenbire ufak bir fesatlıktan dolayı bir bakıyorsunuz ki aileler darmadağın olmuş. İşte bakın mesela, yani bu konuda hem kız tarafa dikkat etmeli, hem erkek tarafı dikkat edilmeli. Bütün fatura erkeğe kesilmemeli. Kusura bakmayın yani.